Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile diğer genel merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, kadın ve gençlik kollarımızın Merkez Karar ve Yürütme Kurullarının kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri, kıymetli kabine üyeleri, aziz dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarımızın 30.sunda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz çalışma oturumlarında meclis faaliyetlerinden güvenlik ve dış politikaya, ekonomiden tarım ve enerjiye kadar pek çok başlığı takdimlerle, soru cevaplarla ele alacağız. Toplantımızın partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Biliyorsunuz en son istişare ve değerlendirme toplantımızı 2019 Ekim'inde yapmıştık. Salgın döneminde toplantılarımıza mecburen ara verdik. Hamdolsun ülke ve millet olarak bu sıkıntılı süreci en az kayıpla geride bıraktık. Bu vesileyle salgın döneminde COVID-19 teşhisiyle hayatını kaybeden yaklaşık 99 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet, hastalığı atlatan yaklaşık 15 milyon vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi şahsım ve milletim adına ifade ediyorum. Rabbim ülkemizi ve dünyayı bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin diyoruz. Türkiye'nin bu zorlu süreçte sergilediği dirayetli duruş, ülkemize 20 yılda kazandırdığımız hizmet ve eserlerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları her alanda hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline geldiği için çoğunun altında kendi imzamızın olduğunu dahi unutmaya başladık. Hafızayı beşer nisyan ile mağluldür derler. Bunun için ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Partimizin kuruluşunun 21. hükümete gelişimizin 20. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bir dönemde bu muhasebeyi hep birlikte tekrar yapmamızın önemli olduğuna inanıyorum. Şu anda ekranları başında bizi izleyen aziz milletime bunları hatırlatmanın çok çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz iktidara gelirken milletimize ülkemizi 4 temel unsur üzerinde yükselteceğiz dedik. Bunlar eğitim, sağlık, adalet, emniyet temelleri. Bunun için de her zaman eserlerimizi ve hizmetlerimizi anlatmaya bu sırayla başlıyoruz. Şimdi sizlerle 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin çok kısa bir özetini paylaşacağım. Sizlerin de benzer bir bilançoyu kendi şehirlerinizle ilgili olarak her fırsatta çıkarmanızda fayda görüyorum. Evet, geçtiğimiz 20 yılda eğitimde yüksek öğretim dahil toplam eğitim bütçemizi yılda 10,3 milyar liradan 274,3 milyar liraya çıkarttık. Derslik sayımızı 343 binden 611 bine yükselttik. Hükümete geldiğimizde 526 bin öğretmen varken biz bugüne kadar toplam 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Öğrencilerimize 2003 yılından beri toplam 4 milyar adet ders kitabını her eğitim öğretim yılı başında masalarında olacak şekilde ücretsiz olarak verdik.
Artık ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, Maarif Vakfımız vasıtasıyla 49 ülkede 406 okul, 1 yüksek öğretim kurumu, 21 eğitim merkezi ve 44 yurt ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayımız bugün 208'e ve 81 vilayetimizin tamamında. 70 bin olan akademik personel sayımız 185 bine. 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayımız, bunun altını özellikle çiziyorum, 8,3 milyona çıktı. Sağlıkta farklı kurumlara bağlı hastaneleri birleştirerek sağlık sigortasını neredeyse nüfusumuzun tamamını kapsayacak şekilde genişleterek tarihi bir reforma imza attık. Bunun yanında hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 165 bine yükselttik. Açtığımız toplamda 25.298 yatak kapasiteli 19 şehir hastanemizle birlikte hizmet kalitesini yükselttik. Toplamda 18.794 yataklı 14 şehir hastanemizin inşası, ikisinin ise ihale ve proje çalışmaları devam ediyor. Son dönemde devlet hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda muayene randevularındaki gecikmeler başta olmak üzere sistemdeki kimi aksaklıklarla ilgili şikayetler gelmeye başladı. Salgının bitmesiyle bu sorunları hemen gündemimize aldık, süratle çözümünü sağlayacak adımları atıyoruz. Gençlik ve sporda gençlik merkezi sayımızı 9'dan 407'ye, spor tesisi sayımızı 1575'ten 4127'ye, yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi ise 182 binden 746 binin üzerine çıkardı. Yüksek öğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için aylık geldiğimizde 45 liraydı. 850 liraya. Yüksek lisans öğrencileri için aylık 90 liraydı, 1700 liraya. Doktora öğrencileri için aylık 135 liradan 2550 liraya yükselttik. Aile ve sosyal hizmetlerde son 20 yılda toplam 522 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptık. Kamuda 192 bin yeni engelli kardeşimizi istihdam ettik. Şiddet önleme ve izleme merkezleri, şönimleri 81 ilimizde faaliyete geçirdik. Son 10 yılda kadın konuk evlerinde toplam 325 bin kadınımız ve 190 bin çocuğumuz misafir oldu. Çalışma ve sosyal güvenlikte 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret bugün 4253 liraya ulaştı. İstihdamda 2002 yılında 12 milyon olan aktif sigortalı sayımız bugün 24 milyon 504 bini bulurken toplam istihdam sayısı 30 milyonu geçti. Değerli kardeşlerim, adalette iktidara geldiğimizde 9349 olan hakim savcı sayısını bu yıl itibariyle 22.709'a yükselttik. Mahkeme sayısını adli yargıda %91, idari yargıda %42 artırarak davaların sonuçlanma süresini hızlandırdık. İnşa ettiğimiz
276 adalet hizmet sinasıyla yargı faaliyetlerinin yapılan işin önemine uygun mekanlarda yürütülmesini sağladı. Yani merdiven altı adaletçiliğe son verdik. İçişlerinde valiliklerimizi ve kaymakamlıklarımızı yetkiden bütçeye kadar her alanda güçlendirdik. Yerel yönetim mevzuatlarında yaptığımız düzenlemelerle mahalli idari sistemimizi günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye çıkardık. Muhtarlarımızı özlük haklarından çalışma binalarına kadar her alanda destekledik. Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk. Suriye'de derinleşen insanlık dramına karşı sınır ötesi harekatlarımızın başladığı günden bugüne oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin geri dönmesini sağladık. Değerli kardeşlerim, Türk milleti için güçlü bir orduya sahip olmak, tarih boyunca hep ola geldiği gibi bugün de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Uzunca bir süre ordumuzu içten içe çürütmek, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışında vücut bulan vatan müdafasında zafiyete düşürmek, tarihiyle ve kadim değerleriyle bağını koparmak için biliyorsunuz her yola başvurdular. Bunun için her dönem farklı araçlar, farklı kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesinin ordumuz içindeki elemanlarıyla bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Hamdolsun milletimizle birlikte bu büyük ihanet oyununu bozduk. FETÖ'den temizlediğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizi personel temini ve eğitiminden silah gücüne kadar her alanda dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Bu sayede Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe Kilit operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak, hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde en çok yatırım yaptığımız, milletimizin hayatında en büyük kolaylıkları sağladığımız alanlardan biri şüphesiz ki ulaştırmadır. Bu çerçevede 6100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemizi 28550 kilometreye, 1710 kilometreden devraldığımız otoyol uzunluğumuzu 3532 kilometreye çıkardık. Karayolu tünel sayımızı 83'ten 466'ya, karayolu tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 651 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 724 kilometreye yükselttik. Son 20 yılda ülkemizin dört bir yanında hizmete aldığımız Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nisibi, Elazığ Ağın, Tohma, Hasankeyf 2, Çanakkale 1915 köprüleriyle, Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz 25 Temmuz İstiklal, İzmir, Konak, Erkenek, Can Kurtaran, Sabuncubeli, Oyit, Kızılcahamam, Çerkeş, Salara, Pirinkayalar tünelleriyle, İstanbul, Bursa, İzmir, Kuzey Marmara, Menemen, Ali Ağa, Çandarlı, Ankara, Niğde, Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyollarıyla daha burada saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına
mührümüzü vurduk. Toplam 1213 kilometre hızlı tren ağı, 2074 kilometre demiryolu ağı, 8453 kilometre elektrikli ve sinyalli hat inşa ederek toplamda 21.590 kilometre demir yolu ile demir yollarımızı adeta yeniden ayağa kaldırdık. Değerli kardeşlerim, hava yollarında 26 biliyorsunuz havaalanıyla devraldık. Ama bu sayıyı 31 ilaveyle 57'ye çıkardık. Şimdi tüm vatandaşlarımız hangi şehre giderse gitsin, indiği zaman hava alanına veya havalimanına, oradan evine ortalama yarım saatte ulaşma imkanı var. Modern bir hayat yaşamını, medeni bir hayat yaşamını işte attığımız bu adımlarla sağladık. Aynı şekilde denizcilikte tersane sayımızı 37'den 84'e, yat bağlama kapasitemiz 8500'den 18545'e yükseltildi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 2002 yılında sadece 3000 olan geniş bant abone sayısı bugün 87,5 milyona, elektronik devlet kullanıcı sayısı ise 57,6 milyona ulaşmıştır. Çevre ve şehircilikte son 20 yılda atık su arıtma tesisi sayısı 145'ten 1176'ya ve atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusu %35'ten %90'a çıkardık. Kentsel dönüşüm kapsamında 59 farklı ilimizde 277 adet riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplam 446 millet bahçesi projemizden 128'ini tamamladık. 126 millet bahçemizin yapımı, 192'sinin ise ihale, proje ve yer seçim süreci devam ediyor. TOKİ eliyle toplam 1.100.000 konut ürettik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İnşallah yakında bu konuda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız. Tarımda son 20 yılda çiftçilerimize toplam 183 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Tarımsal gayri safi yurt içi hasılamızı yaklaşık 37 milyar liradan 407 milyar liraya yükselttik. Orman varlığımızı 21 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık. Baraj sayımızı 276'dan 930'a, hidroelektrik santral sayımızı 97'den 730'a, içme suyu tesisi sayımızı 84'ten 370'e, sulama tesisi sayımızı 1764'ten 3325'e, taşkın koruma tesis sayımızı 5018'den 10267'ye ulaştırdık. Değerli kardeşlerim, milletimizin refahını yükseltmeye yönelik hazine ve maliye politikalarımız sayesinde milli gelirimizi, bunlar tabii çok çok önemli, daha sonra bunları sizlere kitapçıklar olarak da dağıtmayı planlıyoruz. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olaylarıyla başlayan ve ardı ardına devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon, şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı, bugün 1,5 trilyon doları bulan bir milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık. Sahnede ülkemiz aleyhine hangi oyun sergilenirse sergilensin,
Gerisinde bunu destekleyecek bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır. Buna rağmen ülkemize ne siyasette ne ekonomide diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye'nin şehit kanlarıyla, heba edilen kaynaklarıyla, kaybedilen vaktiyle ödediği bedellerde payı olan herkesin yakasına yapışmak boynumuzun borcudur. PKK ile mücadelemizin de, FETÖ'nün üzerine tavizsiz girişimizin de, CHP ve şürekasına karşı siyaset zemininde verdiğimiz sert mücadelenin de sebebi milletimize olan işte bu borcumuz, işte bu sorumluluğumuzdur. Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyor. Asıl mücadeleyi bu aparatların yularını ellerinde tutanlara, projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz. Biz başaramayacaksınız diye meydan okudukça üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz. Biz istiklal ve istikbal diyerek mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlara diyoruz ki bu milletin son ferdi de şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz. Değerli kardeşlerim, biz büyük ve güçlü Türkiye diyerek hedeflerimize kilitlendikçe eşi benzeri görülmemiş bir kin ve nefretle üzerimize saldıranlara diyoruz ki son ferdi de nefesini tüketmeden bu milleti esir alamayacaksınız. Türkiye'nin ekonomide geldiği yeri de yaşadığı kayıpları da İşte bu perspektiften değerlendirmek gerekiyor. Tabii onların göremedikleri, fark etseler bile anlayamadıkları bir gerçek var. Bu gerçek Türkiye'nin potansiyelinin ve gücünün kağıt üzerindeki ölçeklerin çok üzerinde olduğudur. Eğer biz kağıt üzerindeki hesaplara kalsaydık ne vesayetle mücadelemizi başarıya ulaştırabilirdik, ne terörle mücadelemizi zaferle neticelendirebilirdik, ne darbecileri bozguna uğratabilirdik, ne de uluslararası ayak oyunlarıyla baş edebilirdik. Biz milletimize güvendiğimiz, ülkemize inandığımız, inancımızdan şüphe duymadığımız için 20 yıldır Allah'a hamdolsun ayaktayız. Hani komünistin komünistliği parayı buluncaya, ateistin ateistliği uçak sallanıncaya kadardır derler ya. Aparatları ve ağababalarıyla bunların havası da milletin önüne çıkıncaya kadardır. Onun için hep ne diyoruz? Elbette ihtiyatı ve tedbiri elden bırakmadan, biz kimin ne dediğini, ne yaptığına bakmadan kendi işimizi yapacağız, kendi işimizi Allah'ın izniyle yürüteceğiz. Nitekim ülkemizin toplam yatırım miktarını 70 milyar liradan aldık, 2 trilyon lira seviyesine kadar yükselttik. Hafta başı açıklanan 2022 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine göre dünya küçülürken hamdolsun
bizim büyümemiz %7,3 olarak gerçekleşti ilk çeyrekte. Ticarette 36 milyar dolar olan ihracatımızı 225,2 milyar dolara ulaştırdık. İnşallah hedef 250 milyar dolar yıl sonuna kadar. Dış ticaret hacmimiz 87,6 milyar dolardan 500 milyar dolar sınırına dayandı. İhracat yapan firma sayımız 33.523'ten yaklaşık 3 kat artışla 101.361 firmaya çıktı. Hani diyorlar ya kepenkler iniyor filan. İşte bak ben size resmi rakam veriyorum. Dış işlerinde 163'ten aldığımız dış temsilcilik sayımızı 253'e ulaştırarak temsil ağımızı güçlendirdik. Savunma sanayinde her biri ayrı öneme sahip projelerimizin bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara yükselttik. Göreve geldiğimizde savunma sanayinde yerli oranımız neydi? %20. Şimdi yerli oranımız ne? %80. Bak nereden nereye geldi. Batı bize savunma sanayi ile ilgili istediklerimizi vermezken artık şimdi biz Batı'ya ihraç eder hale geldik. Bu alandaki ihracatımızı 248 milyon dolardan aldık. Geçtiğimiz yıl 3 milyar 224 milyon dolar ile rekoru kırdık. İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere savunma sanayinde ihraç edilen ürün çeşidimiz Allah'a hamdolsun 228'e yükseldi. Birileri diyor ki ya Amerika'da bir ofis açsanız. Gerek yok. Şu anda zaten onlar buraya geliyor. Ve şu an itibariyle Türkiye evet sürekli kapısına gelinen ve bize de yok mu denilen ülke sayısı haline geldi. Sanayi ve teknolojide 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurarak üretim altyapımızı genişlettik. Milli uzay programımızı oluşturduk. 2023 yılında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini başlattık. Yerli otomobilimiz üretim aşamasına geçmek üzere inşallah yakında yollarda göreceğiz. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31.846 megawatttan 100 bin megawatt sınırına kadar çıkardık. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dışa bağımlılığını aşama aşama azaltıyoruz. Kültürde dünya mirası listesinde olan varlık ve alan sayımızı 9'dan 19'a. Yurt dışından getirilen eser sayısını 2525'ten 9030'a, kazı sayısını 57'den 146'ya yükselttik. Turizmde salgın şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl turist sayımızı 30 milyonun üzerine, turizm gelirlerimizi 24,5 milyar dolara ulaştırdık. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla restore edilen eser sayımızı 46'dan 5680'e çıkardık. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, AFAD, TRT gibi kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizin sesini ve nefesini tüm dünyada duyuruyoruz. Eserlerimizin ve hizmetlerimizin listesi saatlerce, günlerce anlatsak bitmeyecek uzunluktadır. Dizi filmlerimiz
artık dünyanın değişik ülkelerinde izlenme rekorları kırıyor. Bu noktaya geldik. Sadece 2022 yılı içinde yaptıklarımızı şöyle ana hatlarıyla bir gözümüzün önünden geçirmek bile bize çok şey anlatır. Son meclis grup toplantımızda da ifade ettiğim gibi yılbaşından itibaren TUSAŞ uçak üretim tesisini biliyorsunuz hizmete açtık. Konya Karaman hızlı tren hattını hizmete sunduk. Organize sanayi bölgeleri mesleki eğitim merkezlerinin toplu açılışını yaptık. Test, eğitim ve istihbarat gemimiz Ufuk'un hizmete giriş törenine katıldık. Aydın Söke'de ülkemizin en büyük kağıt fabrikasını hizmete açtık. Giresun Dereli'de afet konutlarını hak sahiplerine teslim ettik. Boğazlara taktığımız dördüncü gerdanlık olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk. Bu arada Tokat Havalimanı'nın hizmete açılış törenine katıldık. Malatya Çevre Yolu'nu canlı bağlantıyla hizmete açtık. Faselis Tüneli'nin açılışını canlı bağlantıyla yaptık. Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları'nın açılış törenine canlı bağlantıyla iştirak ettik. İdlib'de ve diğer güvenli bölgelerde yapımına başladığımız 100 bin biriket evden tamamlanan 57 bininin açılış törenine mesajla katıldık. Özel eğitim okullarına malzeme dağıtımı töreninde engelli kardeşlerimiz ve sporcularımızla buluştuk. Deniz üzerine inşa ettiğimiz, malum dünyada 5 tane var. Bunların ikisi bizde. Birisi Ordu Giresun Havalimanı, bir diğeri de Rize Artvin Havalimanı. En son Rize Artvin Havalimanı'nın da açılış törenini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile birlikte gerçekleştirdik. İstanbul'da Darül Aceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelini attık. Yerli ve milli üretim denizaltılarımızın havuza çekme ve ilk kaynak törenlerine katıldık. Artık bize bir akıncı mesafesinde bulunan Can Azerbaycan'da Teknofest kuşağı gençlerimizin iki devlet, bir millet, bir festival ruhuyla nasıl kucaklaştığına hep birlikte şahit olduk. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 Mayıs bağımsızlık gününü her açıdan göz kamaştırıcı bir teknoloji şöleniyle taçlandırdık. Geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesiyle milletimizle birlikte yaşadık. Değerli kardeşlerim, ve bu havalimanında hamdolsun o gün İstanbul'daki birçok engelleyici trafik şartlarına rağmen verilen resmi rakamı söylüyorum, 560 bin kişinin katılımıyla evet bu fetih şenliğini gerçekleştirdik. Daha pek çok şehrimizde katıldığımız toplu açılış törenleriyle Ankara ve İstanbul'daki sayısız programla milletimize hizmet ettik. Bakanlıklarımızın son 20 yıllık faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren dosyalar Genel Sekreterliğimiz tarafından sizlere elektronik ortamda gönderildi. Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi önemli olan bunların unutulmamasını, hep hatırlanmasını sağlamaktır. Rabbim bize şöyle emrediyor. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün olan muhakkak sizsiniz.
Yine Rabbimiz bize insan için ancak çalıştığı kadarı vardır diyor. Üstünlüğün takvada, aynı şekilde çok çalışmakta, çok eser ve hizmet üretmekte olduğunu bilerek gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle milletimizin gönlünü kazanmaya bakacağız. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışamayanların işi yalan ve iftiraya dökmesinin sebebini ancak işte bu şekilde milletimize gösterebiliriz. Partimizin kuruluşundan bugüne bu eser ve hizmetlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen tüm kardeşlerimi şükranla yad ediyor, ebedi aleme uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, biz ülkemizi eserlerle donatmanın, milletimize aşkla hizmet etmenin mücadelesini verirken, siyasetin cilvesi diyebileceğimiz bazı kişiler ve konularla da uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Türk siyasi tarihinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bize, bizim dönemimize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur. Karşımızda öyle bir karakter var ki ciddiye alsak ciddiye alınacak tarafı yok. Gülüp geçsek gülünecek tarafı yok. Biz de çoğunlukla yok saymayı tercih ediyoruz. Kendisini uzunca bir süre yok saydığımızda da arsızlara özgü bir cesaretle yalanın, iftiranın, zırvanın dozunu sürekli yükseltiyor. Biz de mecburen bu zatı ara ara faşasından tutup aşağıya çekmek durumunda kalıyoruz. Yine böyle bir mecburiyetle karşı karşıyayız. CHP'nin başındaki zat güya bizim geçtiğimiz salı günü AK Parti meclis grubu toplantımızda sorduğumuz sorulara cevap vermiş. Sonra da yine güya bize 10 soru sormuş. Bizim sorularımıza verdiği cevapların her satırından bu zatın hep işaret ettiğimiz sinsiliği, riyakarlığı, kifayetsizliği buram buram tutmaktadır. Birinci sorum olan hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütlerini lanetleyip lanetlemeyeceğine verdiği cevaptaki örgüt ilişkilerinden devletin terörle mücadele taktiklerine kadar tüm göndermeler Türkiye'yi birilerine gammazlayan, hatta el altından müdahaleye çağıran alçakça tuzaklarla bezelidir. İkinci sorum olan, Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekleyip destemediklerine, yabancı postal gibi yapılan işlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iğrençliği karıştırarak kirli zihnindeki hezeyanları bir kez daha sergilemiştir. Üçüncü sorum olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında devletinin izlediği politikaların yanında olup olmadığına verdiği cevap sadece bu mücadelemizde karşımızda olanları sevindirecek bayağılıktadır. Dördüncü sorum olan Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de yürüttüğü mücadelede kimin safında olduğu hususuna verdiği cevapla ülkesinin değil Rumların ve onları üzerimize salanların yanında yer aldığını tekrar göstermiştir. Beşinci sorum olan dünyanın küresel krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye destek verip vermediğine, olup bitenlerden hiçbir şey anlamadığı için Türkiye'nin başındaki en büyük felaketin kendisi olduğunu gösterecek basitlikte bir cevap vermiştir. Altıncı sorum olan yalanı ve iftirayı bir kenara bırakıp bırakmayacağına, tam da kendi karakter fukarası tarzına yakışır şekilde aynı yalanları ve iftiraları tekrarlayarak cevap vermiştir. Yedinci sorum olan siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hatırlatmak veya hazırlatmak
ve onaylatmaktan vazgeçip geçmeyeceğine yine bu mahfillerin telkin ettiği şekilde inkarla cevap vermiştir. Sekizinci sorum olan bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir evladı gibi hareket etmeyi kabul edip etmeyeceğine, asil değil sefil bir şahsiyet olduğunu göstererek cevap vermiştir. Dokuzuncu sorum olan partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tacizci, tecavüzcü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüp düşünmediğine, tüm bu rezilliklere üstünü örterek ortak olduğunu ikrar ederek cevap vermiştir. Onuncu sorum olan yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ise sorumda zaten belli olan seçim tarihinin açıklanması bahanesiyle yüreksizliğini, çapsızlığını, iradesinin ve ipinin başkalarının elinde tutulduğunu bir kez daha göstererek cevap vermiş. Seçim tarihi belli. Bizden yeni seçim tarihi istiyor. Seçim tarihi belli olduğuna göre sen şimdiden Haziran 2023'e hazırlan. Ama önce adayınızı belirleyin. Sen kendin sıkıysa aday oluyor musun, olmuyor musun? Önce bunu açıkla. Soru diye papağan misali tekrarlayıp durduğu zırvalar ise onun sadece yalancılığını ve çapsızlığını değil, aynı zamanda ülkesinin ve milletinin çıkarlarını savunacak kalibrede bir devlet adamı olamayacağını göstermiştir. Biliyorsunuz, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi meselesini tüm kalemleriyle, üstelik bunların yaptığı gibi yalan yanlış rakamlarla da değil, en doğru, en açık, en sarih haliyle kamuoyuyla defalarca paylaştık. Buna rağmen hala aynı nakaratı, sanki altında başka bir şey varmış gibi tekrarlayan bu zatın idraksizliği kendisinin ve partisinin sorunudur. Biz attığı iftiranın hesabını hukuk önünde soruyoruz. Ve soracağız. Bunun da altından kalkamayacak. Bunu da çok kısa zamanda göreceksiniz. Ülkemize sığınmış mazlumlara karşı yürüttüğü kin ve nefret siyasetini bu zatın bozuk karakterine veriyoruz. Türkiye'nin çıkarlarının nasıl savunulacağını bilmeyen bu zatın devlet yönetimindeki tek referansı genel müdürlüğünü yaptığı SSK'yı batırmasından ibarettir. Bay Kemal, biz senin SSK'yı nasıl bitirdiğini ve batırdığını çok iyi biliriz. Rahmetli Savaşay o programında zaten senin neler yaptığını, ne hale getirdiğini, SSK nasıl bitti battı bunu ekranda göstermişti. Biz de izlemiştik. Ama o yine o zamanlar topu nereye attı? Evet, o zamanın siyasetçilerine attı. Şimdi de ülkeyi topyekun batırmanın peşinde ama milletimiz kendisine bu fırsatı tanımayacaktır. Küresel ekonominin nereden gelip nereye gittiğinden habersiz bir zatın ekonomiyle ilgili söylediği hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi yoktur. Eğitim amaçlı vakıflara ancak FETÖ'cülerin ve Türkiye düşmanlarının yapabileceği bir gözü dönmüşlükle saldıran bu zat iftiraları sebebiyle yine mahkeme önünde hesap vermektedir. Bu ülkeyi organize suç örgütleri belasından kurtarmış bir hükümete ve onun kadrolarına bühtan edenlerin, mafya bozuntularının hezeyanlarından medet umacak kadar alçaldıklarını unutmadık. Bu alçaklığın hesabı da hukuk önünde kendisinden sorulmaktadır. Şu ana kadar 250 milyon, evet, kazandık.
Ve bu 250 milyonu da Bay Kemal adına iki tane vakfa veriyoruz. Ve bu iki vakıf sebebiyle de inşallah Bay Kemal'in bir hayrı buraya dokunmuş olacak. Bütün dünyanın ülkemizin ilkeli duruşunu takdir ettiği Kaşıkçı meselesini dahil bize saldırı malzemesi yapan bu zat onursuz ithamının hesabını hukuk önünde vermektedir. Kendi kendine Sadat diye bir öcü uydurup bizim şirketin kurucusuyla evinde konuştuğumuzu söyleyecek kadar hayal alemine dalmış bu zata ne desek fayda etmeyeceğini biliyorum. Her gün altı da üstü de boş yalanlarla insanları tehdit ederek haysiyet cellatlığına soyunan birisinin bizi toplumsal çatışma çıkarmaya çalışmakla itham etmesi trajikomik, komik bir çırpınıştır. Ben Sadat'ın korucusuyla, kurucusuyla evlerinde bir görüşme gerçekleştirmedim. Böyle bir görüşmem yok. Bay Kemal, sen yalancısın. Sen cambaz. Ve Sadat'ın kurucusu denilen Tuğgeneral'le göreve getirdikten sonra benimle çalıştığı süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerim var ama evinde herhangi bir görüşmem söz konusu olmamıştır. Bunu da bilesin. Hem NATO'ya sahip çıkıp hem de bunun gereklerinin tam tersi beyanlarda bulunmak şark kurnazlığı değilse ahmaklığın dik alasıdır. Velhasıl bizim tüm umutlarımıza ve temennilerimize rağmen kendisine yalancıdan siyasetçi olmaz dememizin, kendisine yalancıdan genel başkan olmaz dememizin, kendisini gavurun kılıcını çalandan adam olmaz dememizin, kendisine karikatür tiplerin hezeyanlarına millet mahkum edilmez dememizin, kendisine kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez dememizin ne kadar haklı, doğru, isabetli olduğunu göstermiştir. Ülkemiz, değerli kardeşlerim, milletimiz, hatta CHP'ye oy veren kardeşlerim, umut bağlayanlar, sizler adına biz üzgünüz. Ez cümle, kendisinden hiçbir şey olmayacağını tekrar ortaya koyan bu zatı siyasetin konusu olmaktan çıkartıp tekrar tababetin ilgi alanına ve mazur sıfatıyla milletimizin takdirine havale ediyoruz. Ve değerli arkadaşlar, altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış. Altılı masa da bunu bu kadar uzatmasın artık, kararını ne zaman verecekse bir an önce versin. Altılı masanın altında olanlar varsa onlar da meydana çıksın. Herhalde artık bu yıl içerisinde bu açıklamayı yapacaklardır. Değerli kardeşlerim, Türkiye son 10 yıldır yakın tarihimizin en kritik dönemeçlerinden geçmiştir. Bu süreçte ülkemiz ekonomik, sosyal, siyasal bakımdan farklı yöntemler kullanılarak kuşatılmak istenmiştir. Milli iradeyi ve seçilmiş hükümeti alt etmeyi hedefleyen bu dönemin işaret fişeği 7 Şubat MİT kriziyle çakılmıştır. Ardından da Gezi olayları gelmiştir. Siz hala meseleyi anlamadınız mı diyen elebaşılarının da ikrar ettiği gibi Gezi olaylarının ne ağaçla, ne çevreyle, ne de yeşil hassasiyetiyle ilgisi vardır. Şimdi buradan ben Bay Kemal'e ve CHP'ye sesleniyorum. Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde o canım canım çınar ağaçlarının kesilerek orada çok farklı bir
katliamın yapılmasını acaba gözü var görmüyor muydu? Peki bu konuda acaba ne yaptı? Ne gibi bir adım attı? Atılan bir adım var mı? Yok. Nerede bu çevreciler? Bu çevreciler, bu ağaçları kesenleri, kökünden kesenleri acaba hiç dillerine doladılar mı? Bunlara acaba bu işin hesabını hiç sordular mı? Yok. Biz milyonlarca ağaç fidan diktik iktidarlarımız döneminde. Hala dikiyoruz. İşte şimdi Atatürk Millet Bahçesi'ne de Bay Kemal dikiyoruz. 1.250.000 fidan ve ağacı oraya dikiyoruz. 350 yaşında bir zeytin ağacını da oraya diktik. Bak alışacaksın bunlara. Ama senin çevreyle mevreyle alakan yok. İnşallah göre göre bunlara da alışırsın. Gezi olayları ağaç ve çevre kılıfı altında Türk demokrasisine kurulmuş bir pusu, sokak terörü üzerinden milletin iradesini gasp etme girişimi, azgın azınlığın sessiz çoğunluğu sindirme teşebbüsüdür. Bu olaylar Türkiye'nin IMF defterini tamamen kapattığı tarihi günlerde doğrudan ekonomik bağımsızlığımızı hedef alan mandacı bir eylem, İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirletildiği Bizans heveslisi bir girişimdir. Bay Kemal, bunları siz yaptınız. Zulüm 1453'te başladı. Bu ifadelerin arkasında sen varsın, sen. Ve örgütünüzün elemanları bunları duvarlara yazarken sesiniz çıkmadı. Ve sen bunların başında Beşiktaş'tan kalktın, Taksim Meydanı'na kadar yürüdün. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içini bira kutularıyla işte sizin o takımınız kirletti. Bunları yaptınız. Sizin böyle bir maneviyat, bu ülkenin dini değerlerine saygı, öyle bir anlayışınız yok. Ama istismar sizde ileri derecede var. İstismarı çok iyi yapıyorsunuz. O işi çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra o da yutmayacak, o da tutmayacak. İşte Atatürk Kültür Merkezi'ne o gezi olaylarında o malum teröristlerin pankartlarını o gün siz astınız. O tür teröristlerin pankartları oradayken sen de o alana geldin. Bunları yutacak mıyız? Bunları görmezden gelecek miyiz? Ben buradan tabii milletime sesleniyorum. Bütün bu olanlar karşısında bu ülkeyi terör örgütlerine biz asla peşkeş çekmeyeceğiz, çektirmeyeceğiz. İşte geçenlerde 3 tane sözde milletvekili 18 Mart Şehitler Köprüsü'nde ne yaptılar? Pankart asmaya yeltendiler. Ve bunlar üstelik polisimize de orada nasıl zulmettiğini görenleriniz ekranda olmuştur. Hatta vurmaya kalkanlar bunların içinden olmuştur. Ve bunlar malum partinin parlamentodaki uzantılarının ta kendisi. Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların tabii parlamentoda da yeri olmaz. Bunların da bir an önce parlamentodan silip atılmasının adımlarının atılması lazım. Bunun adı demokrasi olmaz. Demokrasi sınırları bir yere kadar. Kalkıp
bu ülkenin güvenliğini temin için çalışan, gayret eden polisi orada kalkıp vuracaksın, yere indireceksin. Neymiş? Orada senin izinsiz köprüye pankart asacaksın. Bu pankartı sana astırmamaya, görevini yapmaya çalışan polisimize bu tür saygısızlığı yapan, evet, bundan milletvekili olmaz. Bütün bu hadiseler sırasında biliyorsunuz sokaklarımız ateşe verildi. Devletin otobüsleri yakıldı. Vatandaşımızın dükkanları yakıldı. Bütün bunlar olurken bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız yakıldı. Camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi. Gezi vandalizminin ülkemize doğrudan maliyetini biliyor musunuz? 1,5 milyar dolardan fazla. Türk ekonomisine verdiği toplam zarar ise yüzlerce milyar doları bulmaktadır. Bizim gezi olayları konusundaki öfkemizin sebebi kişisel değil. Ülkemizin ve milletimizin hala ödediği ağır faturaların önümüze sürülmeye başlandığı ilk hadise olmasıdır. Halen mücadelesini verdiğimiz siyasi ve ekonomik tuzakların pervasızca ilk sergilendiği yer olmasıdır. Türkiye'ye, Türk milletine, Türk demokrasisine ve ülkemizin vizyon projelerine karşı aleni bir saldırı olan gezi kalkışmasının üzerini hiçbir süslü cümle örtemez. Hiçbir güzelleme bir ay boyunca sokaklarda sahnelenen eşkıyalığı, yağmacılığı, kundakçılığı, hakareti, küfrü, tacizi kapatamaz. Hiçbir romantikleşme çabası insanımızın malına, mülküne, iffetine saldıran güruhun gerçek yüzünü gizleyemez, aklayamaz. 17-25 Aralık girişimiyle 15 Temmuz ihanetiyle gezi kalkışması arasında amaç olarak zerre kadar fark yoktur. Çukur eylemleriyle gezi olayları arasında niyet olarak hiçbir fark yoktur. Ve bütün bunlarla beraber gezi olayları tıpkı 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi demokrasimizi hedef alan bir vesayet girişimi olarak milletimizin zihnine kaydolmuştur. CHP ve gezici ortaklarının feveranları yalanlar üzerine kurdukları sahte tarih anlatımları bu gerçeği asla değiştirmeyecektir. İşte biz bunun için gezi olaylarında haftalarca sokakları mesken tutarak her türlü çirkefliği sergileyenlere hak ettikleri teşhisi koyduk. Onların meşrebinde bu söz neye karşılık geliyor onu bilmiyoruz. Ama bizim neyi kastettiğimiz gayet açıktır. Biz bugüne kadar hep milletimizin diliyle konuştuk. Derdimizi hep doğrudan milletimize anlattık. Mukaddesatımıza hürmetsizlik edenlere, milletimizin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatanlara özellikle tavizsiz davrandık. Bugün de aynı hassasiyetlerle hareket ediyoruz. Milletimiz gezi olaylarına nasıl bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz. Milletimiz gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Gezi kalkışmasına öncülük eden elebaşlarını, sokaklarımıza ateşe veren vandalları, polisimize kurşun sıkan, molotof atan şehir eşkıyalarını, esnafımızın malına, mülküne zarar veren yağmacıları, ibadethanelerimizi bira kutularıyla kirleten mülevvesleri, vizyon projelerimizi engellemeye çalışan emperyalist işbirlikçilerini, aziz milletimizin özellikle iradesine kasteden darbe heveslerini bu millet 9 yıldır nasıl tarif ediyorsa biz de aynı şekilde tarif ediyoruz. Bay Kemal ve şürekası ne derse desin,
vandala vandal, haine hain, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız. Kendi muhayyilelerindeki çarpıklıklardan hareketle bize ahlak, edep, tevazu dersi vermeye yeltenen kifayetsizlere sesleniyorum. Siz gidin, önce aynaya bir bakın. Bize laf söylemeden önce, siz gidin önce kirli geçmişinizle bir hesaplaşın. Bizim kadınlara alçakça hakaret eden, belediye başkanlarını koruyan karakter fukaralarından alacak ahlak dersimiz yoktur. Bizim şehit bacısına ağız dolusu küfürler savuran terbiyesizlere kol kanat gerenlerden öğrenecek saygı dersimiz de yoktur. Bizim sapık ideolojilerin, sapkın ilişki biçimlerinin avukatlığını yapanlardan alacak edep dersimiz de yoktur. Parti teşkilatlarındaki sayısız taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vakasının üstünü örtenler bize erdemden, edepten, etikten bahsedemezler. Ahlaklı, sorumlu, seviyeli siyaset yapma konusunda bunların hiçbiri AK Parti'nin eline su dökemez. Buradan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Kendi ahlaksızlıklarını ve hırsızlıklarını perdelemek için partimize höykürenlerin ağızlarının payını vermek, hadlerini bildirmek milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Asıl bu sorumluluğu yerine getirmezsek boynumuz bükük gezmek mecburiyetinde kalırız. Gücünü milletinden değil de ülkesinin hasımlarından, ülkesine yöneltilmiş namlulardan, ülkesini ısırmaya çalışan yılanlardan alanlara meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Meşruiyetini milli iradeden değil de küresel medyanın karanlık araçlarından, sosyal medyanın kirli mecralarından, kökeni ve meşrebi meçhul tiplerin yaygaralarından alanlara eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Unutmayın, davası hak olanın yardımcısı Allah'tır. Hak olan davada zafer muhakkak. Biz başkalarıyla değil kendimizle, başkalarının değil kendimizin koyduğu çıtayla yarışıyoruz. Yaptığımız iyi ve hayırlı işlerle, sergilediğimiz onurlu duruşla, kurduğumuz güçlü bağlarla milletimizin gönlündeki yerimizi kaybetmediğimiz sürece kimse bize rakip olamaz, kimse bizi Allah'ın izniyle alt edemez. Muhalefet diye karşımıza çıkanların altısını toplasanız, bırakınız bu fakiri, şu salondaki herhangi bir arkadaşımın tırnağı etmez. Hiç merak etmeyin. Daha Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen, daha milletin karşısına tüm aktörleriyle çıkamayan, daha birbirlerine güvenemeyen, daha tahayyül düzeyinde bile ülkenin idare yönteminde anlaşamayan, daha temel hizmet alanlarıyla ilgili herhangi bir projesi olmayan, daha dış politikayla ilgili vizyon ortaya koyamayan, velhasıl daha gerçekte kim olduklarını, niçin bir araya geldiklerini, seçimden sonra ne yapacaklarını anlatamayanlara milletimiz itibar etmez. Er meydanını inleten cazgırın sesidir. Ama günün sonunda oradan omuzlar üstünde ayrılan baş pehlivandır. Allah'ın yardımı,
milletimizin desteğiyle siyaset meydanının baş pehlivanı 20 yıldır biziz. İnşallah 2023'te de yine biz olacağız. Yeter ki hep birlikte üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getirelim. Yeter ki hazır olun. Tek millet. Olmadı. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet diyerek ifade ettiğimiz ülkemizin beka mücadelesinden taviz vermeyelim. Yeter ki AK Parti olarak tüm mensuplarımızla her kesimden insanımıza ulaşarak yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatabilelim. Yeter ki var gücümüzle ve hasbi bir şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik içinde çalışalım. Gerisi Allah'ın izniyle kendiliğinden gelecektir. Kardeşlerim, her fırsatta tekrar tekrar söylediğimiz bir husus var. Diyoruz ki nasıl Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma sorunlarını AK Parti çözmüşse bugünkü sıkıntıları da çözecek, ülkemizi hedeflerine ve vizyonlarına kavuşturacak olan da yine AK Parti'dir. Bunu öyle alelade bir siyasi argüman, sıradan bir siyasi söylem, genel geçer bir siyasi taktik olarak ifade etmiyorum. Eser ve hizmet siyasetimizle ülkemize kazandırdıklarımızı referans alarak tüm kalbimizle Türkiye'nin mevcut sorunlarını çözeceğimizi söylüyoruz. Ülkemizin bugün yaşadığı sıkıntılarla bizden önceki dönemlerde yaşadığı krizler arasında şöyle temel bir fark vardır. Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz krizleri kendi kendimize çıkartır ve bedel öderdik. Şimdi ise dünya derin bir krizin içinden geçerken biz hem bunu en az kayıpla atlatmanın hem de en büyük kazançla sonraki döneme ulaştırmanın hesabını yapıyoruz. Mesela 2008-2009 küresel finans krizinde bunu yaşadık. Mesela son koronavirüs salgınında bunu yaşadık. Ukrayna-Rusya savaşının tetiklediği küresel güvenlik ve ekonomi krizinde bunu yine yaşıyoruz. Dünya güvenlik ve ekonomi mimarisi yeni baştan yapılanırken Türkiye her alanda farkını ve gücünü ortaya koyuyor. NATO içindeki konumumuzun önemini, genişleme politikalarındaki ilkeli yaklaşımımızda herkese tekrar hatırlattık. Kardeşlerim, son olarak toparlıyorum. NATO içinde İsveç, Finlandiya konusunda açık ve net konuşuyorum. Dün NATO Genel Sekreteri ile de bunları konuştum. Şunu bir defa tüm dünyanın bilmesi lazım. Birinci derecede NATO ülkelerinin bilmesi lazım. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç'te, Finlandiya'da terör örgütleri cirit atarken, terör örgütünün başının posterlerini ellerinde taşırlarken, İsveç polisinin güvencesi altında bunları yaparken, Finlandiya polisinin güvencesi altında bunları yaparken, Alman polisinin güvencesi altında bunu yaparken, Fransız polisinin güvencesi altında bunu yaparken, Hollanda polisinin güvencesi altında bunu yaparken, Türkiye aleyhinde bütün bu kampanyalar yürütülürken, şurada komşumuz Yunanistan'da, Yunanistan 5+4, 9 tane Amerikan üssünün kurulmasına müsaade ederken ve yine Yunanistan'da
terör örgütleri cirit atarken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemez. Evet, değerli kardeşlerim, tabii petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde dünyada neyin nereye geldiğini hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, bütün bunlarla beraber inşallah bu yıl sonuna çok daha farklı, çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ve bugünkü bu buluşmamızda şunu unutmayın. Hangi işimiz bizim kolay oldu ki? Vesayetle mücadelemiz kolay mıydı? Terör örgütleriyle mücadelemiz kolay mıydı? Ama Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bester Deresi'nde biz bu terör örgütlerini silip süpürüp inlerine girerek bunları yok ettik mi? Ettik. Ve şu anda mücadelemiz buralarda sürüyor mu? Sürüyor. Ve Allah'ın izniyle nasıl bu işi başardıysak, nasıl güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeriye doğru, bunu bir defa bilecekler. Buralar bizim güvenlik alanımız. Bu güvenlik alanımızdan biz artık rahatsız edilmek istemiyoruz. Bunun adımlarını da hazırlanmak suretiyle atıyoruz ve atacağız. Ve bu duygular içerisinde siz değerli kardeşlerime en kalbi duygularla sesleniyorum. Diyorum ki bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.